Merhabalar herkese. Ben Ulaş. Bu videoda İTÜ Blockchain Kulübü adına Developer Komitemize özel düzenlediğimiz akıllı kontrat geliştiriciliği eğitiminde akıllı kontrat geliştiriciliği kısmının ilk videosunu çekiyor olacağım. Bu videoları sonrasında open source bir şekilde paylaşmak adına offline olarak kaydedip onun ardından YouTube'da yayınlamaya karar verdik. Bu YouTube videolarının ardından canlı olarak toplanacağımız ve çeşitli Solidity ve akıllı kontrat uygulamaları geliştireceğimiz, bunları test edeceğimiz ve çeşitli test ağlarına yükleyip sitelerde yayınlayacağımız workshoplarımız olacak. Bu videoda ise herhangi bir detaylı akıllı kontrat geliştiriciliği bilgisi vermeden yalnızca geliştirme ortamımızı ve genel anlamda Solidity'yi tanıtacağım bir ders olacak. Bu videoya geçmeden önce herkesin bu videoyu izliyorken bir temel seviyede de olsa bir yazılım background'undan gelmesini bekliyor olacağız. Bunun için daha önce kaydettiğimiz JavaScript eğitimini izleyip bu konuda çeşitli pratikler yapıp gelmenizi önerebilirim. Eğer daha önceden hiçbir yazılım tecrübeniz olmadıysa bu videoları izledikten sonra çok daha fazla pratik yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Lütfen Solidity'ye geçmek için acele etmeyin. Tabii ki çok heyecanlı bir alan olacak. Ama daha sağlam bir altyapıyı elde ettikten sonra bu aşamaya geçmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ama JavaScript veya herhangi bir dilde tecrübeniz varsa yine de bu videoları izleyip, çünkü bu videolarda klasik bir JavaScript eğitiminden ziyade bazı blockchain konseptlerini tanıttığımız, blockchain ile etkileşime geçtiğimiz kısımlar içeriyor. Bu videoları izleyip gönül rahatlığıyla bu eğitimimizden devam edebilirsiniz. Bu eğitimi hiç Solidity bilmeyen birine göre tasarladık. Bu videoyu izledikten, yani bu seri izledikten sonra tabii ki harika blockchain uygulamaları geliştirebiliyor olamayacaksınız. Ama biz size Türkçe olarak Solidity'nin birçok temel yönünü bahsediyor olacağız ve bu konuda birçok alıştırma videosu çekeceğiz. Siz de bu kaynakları takip ederek, bu konulardaki pratikler yaparak, çeşitli kod okumaları yaparak kolayca bir blockchain developer yolculuğuna başlayabilirsiniz. Bu videoda yine çok fazla bir akıllı kontrat nedir, akıllı kontrat felsefesi nedir, neden akıllı kontratları geliştirmeliyiz, kullanmalıyız gibi şeylere değinmeyeceğim. Bunları önceki kulüp eğitimlerimizde detaylıca incelemiştik. Daha öz geliştirici odaklı bir eğitim serisi olacak. Yine de karşımıza çıktıkça kısa kısa geliştirdiğimiz uygulamalardan örnekler vererek bunlardan da bahsedebiliriz. Ayrıca blockchain nasıl çalışır, EVM nasıl çalışır, Ethereum'u detaylı incelediğimiz ayrıca bir videoda çekebiliriz. Burada kısaca akıllı kontrat nedir değinerek başlamak istiyorum, çok uzatmadan. Geleneksel bir kontratı incelediğimizde karşılıklı anlaşan iki tarafın bir kontrat, yani sözleşme ile ve üçüncü parti bir hukuki süreçten geçerek kontrat uygulamasına geçtiğini görüyoruz. Ancak akıllı kontratlarda, hatta belki akıllı kontratları blockchain akıllı kontratları olarak düzeltebiliriz burada. Çünkü akıllı kontrat aslında blockchain'ler ortada yokken 1990 yılında Nick Szabo'nun bir makalesinde geçen otomat makinesi örneğiyle ortaya çıkıyor. Nick Szabo akıllı kontratları önceden programlanmış ve harici şekilde çalışmayan yazılım parçaları olarak falan. Örneğin siz bir otomat makinesine gittiğinizde bir su almak için ne kadar para vermeniz gerektiği öncesinde bellidir. Ve siz ne daha az vererek ne fazla vererek
ya da su almak için bir işlem başlatıp çikolata alarak sonuçlandıramazsınız. Buradaki çeşitli hataları da yok sayarsak, akıllı kontrat önceden nasıl programlandıysa bu makine, sonrasında da öyle çalışacaktır. Blockchain akıllı kontratlarına da bu benzer bir yazılım güvenliğinin tamamen blockchain'e devredilmesi ve blockchain tarafından garanti altına alınmasıyla çalışan uygulamalar olarak nitelendirebiliriz. Biz bu akıllı kontratları aynı bir backend'de Python uygulaması, bir Node.js uygulaması yazıyor gibi kodlayıp bunları sunucular yerine blockchain'e yüklüyoruz. Ve sonrasında hiçbir üçüncü parti uygulayıcıya gerek kalmadan kodları hayata geçirebiliyoruz. Solidity'de bu blockchain akıllı kontratlarını yazmamızda kullandığımız en popüler dillerden biri, hatta en popüler dil diyebiliriz. Çeşitli blockchain'lerde çalışan farklı akıllı kontrat yazılım dilleri de mevcut. Ama sanıyorum ki tüm blockchain uygulamalarının %90'ından fazlası Solidity ile yazılmıştır. Solidity'nin genel yazım şeklini JavaScript ve C karışımı olarak nitelendirebiliriz. İki dilden birinde daha önce tecrübeniz varsa Solidity sintaksine alışmanız zor olmayacaktır. Solidity nesne tabanlı, yani object oriented bir dil. Yazması ve okuması diğer dillere göre çok kolay. Çünkü birçok kişinin kontratları incelediğinde kolayca anlaması hedefleniyor. Ve blockchain'lerin kısıtları sebebiyle Solidity ile çok karmaşık uygulamalar geliştiremiyoruz. Mümkün olan en basitlikte geliştirdiğimiz çeşitli akıllı kontrat uygulamaları olacak. Solidity detaylarına geçmeden önce herkesin blockchain'lerin nasıl çalıştığını ve EVM, yani Ethereum sanal makinesinin nasıl çalıştığını bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunları da daha önceki eğitimlerimizde değinmiştik. Burada da daha yazılım odaklı ilerleyeceğimiz için çok detaylı bahsetmeyeceğiz. Ama çeşitli kaynaklar göstereceğim birazdan. Buraları takip ederek bunları okumanızı öneriyorum. Eğer buradan devam edecekseniz. Tabii ki Solidity ile akıllı kontrat yazmanız için bunları bilmeniz gerekmiyor. Ama bir şeyi neden yazdığımızı, nasıl yazdığımızı, onun arka planda nasıl çalıştığını bilmek bence önemli. Burası da Solidity'nin resmi dokümantasyonu. Bence bizim anlattığımız her konuyu burada detaylıca okumalısınız. Burası çeşitli örnekler ve ekstra senaryolar içeriyor. Bizim anlattığımızdan çok fazlası burada yer alacak. O yüzden Solidity öğrenebileceğiniz en güzel kaynak diyebilirim. Dokümantasyon güzel ama dokümantasyonu anlamak bazen zor oluyor. Bu noktalarda da çeşitli başka kaynaklarda önerebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey Solidity'nin versiyonları. Solidity sürekli gelişiyor ve ilerliyor. Bir versiyonda yazdığınız kodlar başka bir versiyonda çalışmayabiliyor. Çünkü dile ve hatta Ethereum'a yeni şeyler ekleniyor ve çıkarılıyor. O yüzden Solidity'nin yeni versiyonlarını sürekli takip etmeniz ve buralarda gelen değişikliklere göre kodlarınızı yazmanız çok önemli. Daha önceden bulunan bir güvenlik açığı yeni bir versiyonda gideriliyor da olabilir. O yüzden hatta şu oluyor: yeni bir versiyon çıktığında bu versiyonda nelerin değiştiğine dair makaleler yayınlanıyor. Bunları takip etmeniz de önemli. O yüzden burada doğru versiyonu seçtiğinizden emin olarak belki latest seçeneğini ilerleyerek bu dokümanları inceleyebilirsiniz. Buradan da ilerliyorum. Buradan da bahsetmiştik. Tekrar hatırlatalım. JavaScript eğitimimiz zaten kısa bir video serisi. Buraya da yeni uygulamalar çekebiliriz ama burayı da takip etmenizi öneriyorum. Bir diğer kaynakları topladığımız yerde Twitter sayfamızda paylaştığımız bir float. Bunun da linkine video detaylarını ekleriz. Burada akıllı kontrat geliştiriciliğinden Ethereum detaylarına dair birçok kaynak bulunuyor. Bunları inceleyip sizin
tarzınıza uygun kaynakları okursanız çok faydalı olacaktır. Burada en başlangıç seviyesinden ileri tip güvenlik açıklarına kadar birçok kaynak bulunuyor. Kesinlikle güzel bir derleme olduğunu düşünüyorum. Şimdilik kodlarımızı Remix IDE üzerinden yazacağız. Remix yazdığımız akıllı kontratları kolayca yazmamıza, compile etmemize ve test etmemize yarıyor. Sonrasında da ağ bile buradan akıllı kontratlarımızı duyurabiliyoruz. Yani deploy edebiliyoruz. Şimdilik tüm anlatımlarımızı Remix üzerinden yapacağız. Ama sonrasında kendi lokal bilgisayarımıza Solidity compilerını yükleyerek bilgisayarımızda birer Ethereum kopyası çalıştırarak akıllı kontrat geliştirebildiğimiz örnekler de yapabiliriz. Ya da Hardhat ve Truffle gibi frameworkler bulunuyor. Bu frameworkler üzerinden kolayca yine bilgisayarımızda Remix gibi bir IDE kullanmadan akıllı kontratlar yazıp test edebildiğimiz örnekler de yapacağız ileride. Ben kişisel olarak Hardhat kullanıyorum. Daha anlaşılabilir bir dokümantasyon içerdiğini ve daha verimli olduğunu düşünüyorum ama ikisi de muhtemelen binlerce insan tarafından kullanılıyor. İkisinin olumlu olumsuz yanları var. İkisiyle de örnek yapabiliriz. Onu da Solidity iyice öğrendikten sonra yani video serimizde ilerledikten sonra burada yaptığımız örnekler de olacak. Bunu da şimdilik bahsetmek istedim. Geçiyorum. Bu videonun sonlarına doğru bir akıllı kontrat yazdım ben. Bunu nasıl compile edip nasıl deploy edeceğimizi, sonrasında bu kontratla nasıl etkileşeceğimizi gösterdiğim basit bir uygulama yapacağız. Sonrasında da bu kontrat adresini paylaşarak herkesin bu kontratta etkileşmesini bekleyeceğim. Ondan önce bir Web3 uygulaması da nasıl çalışıyor, kısaca ona bakmak istiyorum. Burada güzel bir makale var. Bunun da linkini paylaşacağım. Ben buradaki birkaç görseli burada ayırdım kolayca görmek adına. Tamamen o makaleden aldığım görseller. Öncelikle klasik bir Web2 uygulaması nasıl çalışıyor ona bakalım. Biz browser'a giriyoruz. Örneğin Chrome'dayız, Brave'deyiz, Opera'dayız, Safari'deyiz, her neyse. Burada hazırlanmış frontend üzerinden uygulamanın backend ile konuşuyoruz. Backend arkada tüm işlemleri gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde sonuçları frontend'de gösteriyor ya da göstermiyor. Uygulamanın çeşidine göre değişiyor. Web3'te yaptığımız şey de çoğunlukla browser'a geliyoruz. Sonrasında bu frontend'imiz aracılığıyla doğrudan akıllı kontratlara bağlanıyoruz. Akıllı kontratlar transaction'ları gerçekleştirerek blockchain ile konuşuyor. Ve bizden çoğunlukla MetaMask kullanılıyor cüzdan olarak. Kişisel onaylarımızı yaptıktan sonra işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şu aşamaya daha detaylı inersek frontend'de Ethers ve Web3 gibi kütüphaneler bulunuyor. Bu kütüphaneler aracılığıyla onların Web3 providerlarına bağlanarak akıllı kontratlarımızın bilgilerini giriyoruz. Bilgiden kastım birazdan inceleyeceğimiz API. Daha önce de JavaScript eğitiminde bahsetmiştik. Bu ABI bilgileri aracılığıyla hangi fonksiyonların, hangi değişkenlerin yer aldığını frontend'imize belirtiyoruz. Bu şekilde kodlarımızı frontend'le paylaşmadan ABI aracılığıyla blockchain'le frontend'imiz konuşabiliyor. Yani burada blockchain'i backend gibi düşünebiliriz. Bu backend uygulamalarımız, akıllı kontratlarımız bu sayede çeşitli işlemler yapıyoruz. Bunları da kapatalım. Zaten linkini paylaşıyor olacağım. Burada eğitime devam etmeden önce ön şart olarak MetaMask cüzdanını kurmamız gerekiyor. Önemli olan detay burada metamask.io adresini kullanmamız. Google'a MetaMask yazdığınızda muhtemelen çeşitli reklam kaynaklarından öne çıkan ve tamamen dolandırıcı MetaMask'ler göreceksiniz. O yüzden doğrudan metamask.io yazarak buraya gelmeniz ve resmi kaynağından metamask cüzdanını indirmeniz gerekiyor. Sonuçta bu bir kripto cüzdanı ve
yanlış bir yerden indirdiğiniz MetaMask fonlarınızın çalınmasına sebep olacaktır. Ben şu an Brave tarayıcıya geçtim. Burada MetaMask'im kurulu değildi. O yüzden sıfırdan bir MetaMask cüzdanı kuracağım. Brave'de Chromium tabanlı olduğu için Chrome kaynağından indirebiliriz. Şu anda kuruluyor. O kurulurken bahsetmek istediğim birkaç farklı şey var. Tekrardan vurgulayayım. MetaMask.io'dan indirmeniz gerekiyor. MetaMask'inizde yoksa çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Burada önereceğim bir diğer makale de How Does Ethereum Work Anyway? Bu çok eski bir makale. Ama hala Ethereum'un nasıl çalıştığına, transaction cüzdan yapılarının nasıl olduğuna dair çok önemli bilgiler içeriyor. Bunu da kesinlikle detaylı bir şekilde okumanızı öneririm. Benim yine buradan aldığım birkaç görsel var. Bunlar üzerinden birkaç şeyden bahsedeceğim. Ama detaylı bir video bu konular için hazırlamaktan da çok keyif alırız. Öyle bir şey de yapabiliriz. Biz az önce bir MetaMask uygulaması indirdik. Bu MetaMask bizim adımıza, yani tamamen kontrolün bizde olduğu birer Ethereum cüzdanı oluşturacak. Bunlar EOA, yani Externally Owned Account olarak değerlendiriliyor. Bize birazdan bir seed phrase verecek. Bu seed phrase'den bizim private ve public key'imiz oluşturulacak. Public key'i genel bankacılık sistemindeki IBAN gibi düşünebilirsiniz. A'da o kimlikle yer alacağız ve insanlar bize bir şey yollamak istediklerinde bu public key'imiz aracılığıyla yollayacaklar. Private key'imiz ise bizim bilgisayarımızda şifrelenmiş bir şekilde gizli olarak tutulacak. Buna erişen biri bizim adımıza tüm işlemleri yapabilir, fonlarımızı çalabilir. O yüzden onu da gizli bir şekilde tutmamız çok önemli. Aynı şekilde seed phrase için de geçerli. Seed phrase yalnızca okunabilir, kolay bir şekilde 12 kelimeyle bizim kripto cüzdanlarımızı oluşturmamıza yarıyor. Yani biz bir cüzdan oluşturduk diye varsayalım. Birazdan oluşturacağız. A, E, O, A olarak bir cüzdan olarak, hesap olarak, kişi olarak katılmış oluyoruz. Sonra bu cüzdandan private key'imizle işlemleri imzalayarak Ethereum'la konuşuyoruz. Sonrasında bir transaction, yani bir işlem yapmak istediğimizde bu işlemi başlatıyoruz. Bu işlemi başlatırken oluşturacağımız işlemin ne kadar gaz harcadığı genellikle önceden tahmin ediliyor. Ama net bir miktar olmuyor. O yüzden bir gaz limit belirliyoruz. Örneğin 20 bin bir gaz limit belirledik. Eğer yapacağımız işlem 20 binden daha az gazla gerçekleştiriliyorsa bu işlemimiz gerçekleşiyor. Sonrasında da kullanmadığımız gazlar cüzdanımıza geri dönüyor. Gaz nedir? Ethereum'da işlem yapmak için bir miktar Ethereum ödememiz gerekiyor ki A madencilere ödül versin ve çeşitli atak vektörlerine karşı, örneğin DDoS benzeri saldırılara karşı A korunsun. Biz de yapacağımız işlemlerde bir gaz limit belirliyoruz. Ben bu kadarlık kapasitede bir işlem yapmaya tamamım diye bir limit belirliyoruz. Sonra bir gaz başına ödeyeceğimiz parayı belirliyoruz. Hatırlarsanız Ethereum'da bu gvey ücreti olarak belirtiliyor bu. Kaç gveylik işlem ödersek o kadar, yani ne kadar fazla ödersek sırada o kadar öne geçebiliyoruz ve madenciler bizim işlemlerimizi ön sırada kabul edip bloklara yerleştiriyor. Çünkü madenciler buradan daha fazla para kazanmış oluyor. Böyle kısaca özetleyebiliriz. Bunlardan da yine detaylı bahsedeceğiz. Birazdan uygularken de karşımıza çıkacak. Yani transaction'ı başlatıyoruz. Burada imzalamış oluyoruz private key'imizle. Arada çeşitli akıllı kontrat işlemleri gerçekleştiriliyor. Sonrasında da transaction tamamlandığında ödeyeceğimiz gaz miktarı belli oluyor. Ve eğer yeteri kadar gaz limit belirlemediysek işlemimiz iptal ediliyor ve bloklara yerleştirilmiyor. Ödediysek de Ethereum'umuz kesilerek transaction'ımız gerçekleştiriliyor. Burada da Ethereum'da sürekli işlemlerin pahalı olduğundan bahsedilir. Bunun hesaplaması da bu şekilde oluyor.
Ne kadar gaz harcadıysak bunu ödemeye istekli olduğumuz gaz price'ı gıve cinsinden çarpıyoruz. Örneğin bu çarpımın sonucundan çıkan miktarı da Ethereum cinsinden ödüyoruz. Burada şöyle bir bağlantıya gidelim. Tam siteyi hatırlamıyorum. Evet, burası. Örneğin bir Ether'in 10 üzeri 18 V'ye olduğunu, bu da 9'du sanırım, 3, 6, 9, 10 üzeri 9 GV'ye olduğunu söyleyebiliriz. Burada Ethereum ve Solidity'de virgüllü sayılar bulunmuyor. O yüzden bu şekilde decimal'lı olarak belirtiyoruz tüm sayıları. Tüm sayılar bu şekilde belirtiliyor. Bundan da ileride tekrar bahsederiz. Burada da göstermek istedim. Ethereum'da harcadığımız işlem ücretleri de bu şekilde. Peki transaction yaptığımızda ne oluyor? Bu transaction ağda çeşitli durumları değiştiriyor. Örneğin biz birine Ether yolladıysak bu iki durum arasında yolladığımız kişinin ve bizim balanslarımız, yani bakiyelerimiz değişiyor. Transaction'lar arasında da farklı state'ler, farklı durumlar olduğundan bahsedebiliriz. Transaction bu geçişi sağlıyor. Bu EOA'lardan, yani bizim cüzdan hesaplarımızdan, kişisel hesaplarımızdan bahsetmiştik. Bunlar Ethereum'da yer alan bir çeşit hesap. Bir diğer hesap ise contract account'lar. Yani bizim Solidity ile yazdığımız akıllı kontratlar da tamamen benzer özelliklerde ağda yer alıyor. Tek fark ise bu contract account'ların, kontrat cüzdanlarının birer private key yok. Bunlar o kontratta ne kodlar yer alıyorsa sonrasında o şekilde yönetiliyor. Örneğin o kontrat içerisinde onu yükleyen kişiye çeşitli yetkiler verildiyse o yükleyen kişi bu kontrat üzerindeki değişiklikleri yapabiliyor. Yani değişiklikleri yapmaktan kastım, örneğin kontrata bir para geldiyse bunu çekebiliyor. Yüklediğimiz kontratların en büyük özelliği bir daha değiştirilemeyecek şekilde yüklenmesi. Yine bunlardan da detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. MetaMask'imiz kuruldu. Burada nasıl kuruluyordan hızlıca bahsedelim. MetaMask kurduğumuzda daha önceden bir cüzdanımız varsa onu import etmemiz için bir seçenek tanıyor MetaMask. Ama biz yeni bir cüzdan oluşturacağız buradan. Verilerimizi paylaşmayalım. Bizim bir şifre oluşturmamızı istiyor. Burada hemen bir şifre oluşturuyorum. Bu şifre ağda hiçbir şekilde yer etmiyor. Sadece sizin bilgisayarınızdan cüzdanınızın kilidini açıp kapatmanıza yer alıyor. Eğer toplu bir yerde yer alıyorsanız, bilgisayarınızı açık bırakırsanız, birinin cüzdanınıza erişmemesi için bu şifre önemli. Onun dışında pek bir önemi yok. Burada MetaMask'in cüzdanınızı nasıl güvende tutacağınıza dair önerileri var. Bunları kesinlikle takip edin. Sonrasında size bir 12 haneli şifre veriyor. Bunu ele geçiren birisi tamamen cüzdanınıza dair tüm erişimi elde edebiliyor ve fonlarınızı çalabiliyor. O yüzden bunu bilgisayarınızda bile tutmamalısınız. İnternete bağlı bir yerde bu 12 haneli kelimenin yer alması sonrasında herhangi bir virüs hack ihtimalinde sizin cüzdanınızın çalınması anlamına geliyor. O yüzden bunu bu tuşa bastığınızda bu kelimeler ortaya çıkacak. Ve sizin kesinlikle bu kelimeleri bir kağıda yazmanız ve farklı noktalarda saklamanızı öneriyorum. Yoksa birisi kolayca bu kelimeleri bularak fonlarınızı ele geçirebilir. Ben şu an burada gösteriyorum. Sonrasında bu cüzdanı imha edeceğim. Bu şekilde ilerleyebiliriz tabii ki. Burada doğrulamamızı bekliyor. Ben hızlıca bunları bir yere not edeceğim ki doğrulayabilelim. Burada sırayla gidiyoruz ki sonradan cüzdanımıza erişebilelim. Buradan ilerliyorum. Evet, doğru bir şekilde girdik ve cüzdanımıza eriştik. Sonrasında şu an tam sayfa görüyoruz ama cüzdanımıza şu kısımdan kolayca eklentisini açarak erişebiliyor olacağız.
Bundan sonra buradan kullanıyor olacağım. Burada da çok tatlı bir animasyon var. Arada açıp oynayabilirsiniz. Ben yapıyorum. Şimdi girdim ve eriştim. Kısaca MetaMask'i tanıtalım. MetaMask'in burada çeşitli ağlarla etkileşme seçeneği bulunuyor. Ana ağımız Ethereum ama burada hali hazırda bulunan testnetleri aktifleştirerek onlara da erişebiliriz. Ya da kendimiz Ethereum destekleyen farklı blockchain'lerin çeşitli bilgilerini girerek buraya kendi ağlarımızı ekleyebiliriz. Örneğin Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon çeşitli blockchain'leri ekleyebiliriz. Bunları hızlıca eklememize yarayan chainlist.org böyle bir site var. Burada istediğimiz ağı arayıp ekleyebiliyoruz. Bir Web3 tabanlı siteyle etkileşirken öncelikle bu siteye cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Ve burada dikkat etmemiz gereken de asla bilmediğimiz, tanımadığımız, güvenilmeyen bir siteye cüzdanımızı bağlamamak ve karşımıza çıkan transaction onaylarını ya da imza onaylarını kabul etmemek. Ben burada örnek olarak Avalanche mainnet'e ekleyeceğim. Sanırım siz çıkan onayları göremiyorsunuz ama ben MetaMask sekmesine paylaştığım için. Burada şöyle yapalım. Umarım bu şekilde görünüyor olacak. Bir de Avalanche testnetini ekleyelim. Avalanche'in Fuji adını verdiğimiz bir test ağı var. Test ağları ise örneğin Ethereum'daki Rinkeby, Robston Kovan, herhangi bir mali değeri bulunmayan Ethereum'da yapılacak güncellemeler önceden denendiği ve tamamen kendi ekonomisiyle yani test tokenlarıyla dönen bir ağ. Biz de ücretsiz bir şekilde yazdığımız akıllı kontratları bu test ağlarında deniyor olacağız. Böylece hiçbir para ödemeden çeşitli ağları deneyimleyebiliyor olacağız. Ayrıca örneğin Avalanche MetaMask'e nasıl eklerim diye arattığımızda burada size bu bilgileri verecektir. Avalanche'in resmi sitesinden almaya dikkat ederim burada da. O şekilde de ağları ekleyebilirsiniz. Hatta şöyle gösterelim. Burada Avalanche'in resmi sitesi burası. Buraya gelerek, bu bilgileri oraya girerek ağımıza ekleyebiliriz. Bunu o zaman kaybetmeyin. Tekrardan buraya döndüm. Şu an Rinkeby ağına bağlanacağım. Burada herhangi bir varlığım yok. Cüzdanı çünkü yeni açtım. Sizin test ağlarında varlıklara ulaşmanızı sağlayan, size test eteri yollayan, faucet adı verilen siteler var. Örneğin Rinkeby faucet'i sizin cüzdan adresinizi içeren bir tweet atmanızı ve bu tweet'in linkini buraya yapıştırmanızı bekliyor. Sonrasında çeşitli gün aralıklarında çeşitli eter alabildiğiniz seçenekler mevcut. Örneğin ben daha önce böyle bir şey yapmıştım. Cüzdan adresinizi içeren bir tweet atıyorsunuz. Burada hızlıca linke tıklayarak Twitter'ınızda açılmasını sağlayıp oradaki boş cüzdan yerine adresinizi yapıştırabilirsiniz. Adresinizi ise burada account kısmına tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Ben bunu tekrar yapmayacağım. Hızlıca buradaki cüzdan adresine bir miktar test eteri yollayacağım Chrome'daki cüzdanımdan. Şu an yolladım. İşte ağda onaylanmasını bekleyeceğiz. Sonrasında Rinkeby'de bir miktar test eterimiz olacak. Ben bir eter yollamıştım. Şu an bir eterimiz var. Burada sırada bekleyen fon isteklerini de görebilirsiniz. Burayı da geçiyorum. Artık geliştirme yapacağımız ortamı Remix'i inceleyeceğiz. Burada bir akıllı kontrat compile edip deploy edeceğiz ve bunun nasıl etkileşildiğine bakacağız. Öncelikle biraz inceleyelim Remix nasıl çalışıyor, neler yapabiliyoruz. Daha önce kod yazdıysanız muhtemelen Visual Studio Code gibi çeşitli
kod editörleri ya da IDE'ler kullanmışsınızdır. Remix'te kolayca burada kodları incelemenize, yazmanıza ve Solidity Compiler ile compile ettikten sonra, yani EVM'in anlayacağı dile çevirdikten sonra ağ yükleyebilirsiniz. EVM'yi de, yani Ethereum sanal makinesini de Ethereum blockchain'in işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Ben öyle tanımlıyorum. EVM bizim Solidity'mizden anlamıyor tabii ki. Biz bu Solidity ile yazdıklarımızı compile ettikten sonra, örneğin bunu compile edelim. Burada hazır bir kontrat var. Detaylı inceleyeceğiz. Burada bize bu bytecode'u verecek. Bununla hiçbir işimiz yok. Ama Ethereum sanal makinesi bu dilden anlıyor. Biz bir kodu compile edip ağ yüklerken ağ ile bu veriyi paylaşıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Öncelikle burada tekrar vurgulayayım. Burada yazdığımız hiçbir kodu, birazdan yapacağımız şeyleri anlamazsanız dert etmeyin. Sadece bir örnek olarak yapacağım. Ve sonrasında yazdığımız her şeyi incelediğimiz, anlattığımız çeşitli videolar bulunacak. Daha önce yazdığım bir kontrat vardı. Onu kopyalıyorum. Burada çeşitli workspace'ler var. Burada yeni bir workspace oluşturmak istiyorum. Sadece örnek olması adına dev yazalım. Artık yeni bir çalışma alanımız oluştu. Ayrıca Remix Localhost'ta, yani kendi bilgisayarımızdaki dosyalara bağlanarak orada düzenleme yapmamıza izin veriyor. Buna da nasıl yapıldığına dair kısa bir video çekebiliriz ileride. Kesinlikle çok verimli. Çünkü tarayıcıda tuttuklarınız tarayıcı verilerinizin silinmesi durumunda tamamen kayboluyor. Benim daha önce bayağı uğraştığım birkaç kontrat tarayıcı geçmişini yanlışlıkla sildiğim için kaybolmuştu. O yüzden artık çok dikkat ediyorum ve Remix'te hiçbir şey tutmuyorum. Burada yeni dosya oluşturmanıza, yeni klasör oluşturmanıza yarayan iki buton var. Ben hemen buradaki kontrat klasörü altında bir kontrat oluşturuyorum. Bu yapacağımız örnek tamamen gelip isimlerimizi blockchain'e kaydetmemize yarayacak. O yüzden names.sol yazacağım. Solda Solidity akıllı kontratlarımızın uzantısı. Hemen bu kontratı buraya yapıştırdım. Burada tek yapmamız gereken şey bir kontrat nasıl, onu inceleyeceğiz. Kontrat yapısı neler içeriyor. Sonrasında burada yazan her şeyi detaylı bir şekilde anlattığımız başka videolar olacak. Burada hazır birkaç kontrat örneği daha var. Ama sizin bunları kendiniz incelemenizi istiyorum. O yüzden bunlar değil de kendi yazdığım bir örnek üzerinden ilerleyeceğim. Solidity'de çeşitli test ve kontrat deploy JavaScript'le halletmenize yarayan örnekler de mevcut ama bunları ben kullanışsız buluyorum. Bunları ileride hardhat ya da truffle videolarımızda nasıl yapıldığına dair gösterebiliriz. Biraz büyütelim görmeme ihtimaline karşı. Şöyle de kapatalım. Bir akıllı kontratta ana kontratın yer aldığı bir kontrat klası olarak düşünebiliriz. Bu şekilde kontrat deyip, kontratın adını belirtip, iki süslü parantez arasına aldığımız yer bizim akıllı kontratımız oluyor. Bu kısmı şimdilik düşünmeyebiliriz. Ne olduğundan da bahsedeceğim. Ama asıl kontratta yer alan yerimiz burası. Orayı geri getirelim. Kontrat dosyalarımıza Pragma Solidity satırıyla başlıyoruz. Burası bizim kodumuzu hangi Solidity versiyonuyla yazdığımızı belirtiyor. Örneğin ben 0.8.2 şeklinde belirtmişim. Burada yazdığımız versiyonu sonrasında compile etmekte kullanacağız ki Solidity hangi versiyonla yazdığımızı kolayca anlayabilsin ve az önce bahsettiğim değişikliklere sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor olalım. Burada compile edilecek aralığı böyle büyük eşittir şeklinde de belirtebilirsiniz. Ama bu adını bilmediğim işaret koyarsanız, ben bu versiyonla yazdım, siz de bu versiyonla compile edimi A belirtmiş oluyoruz. Örneğin şu an 0.8.7 seçili. Bu şekilde compile ederseniz de
bir hata yapmışız. Tamamdır. Herhangi bir hata vermedi. Bu da şundan kaynaklanıyor. Biz yazdığımız kontrat, örneğin 0.8.2 ile yazdım diye belirttiğimizde bu kod yine 0.8 ile başlayan ve 0.2'den yüksek olan diğer versiyonlarda çalışabiliyor oluyor. Ama ben 0.8 diye belirtirsem örneğin hata verdi. Çünkü diyor ki sen 0.8.2 olarak belirttin ama daha düşük bir versiyonla yazıyorsun. O yüzden bizim doğrudan belirttiğimiz versiyonu kullanmamız önemli. Tekrar compile edelim. Hiçbir sorun olmayacak. Burada compile sekmemiz yer alıyor. Burada asıl önemli olan zaten solid seçilmiş olarak geldi ama burada başka bir dil seçmediğimizden emin olmak. Remix aynı zamanda Yul adı verilen farklı bir dille de işlemlerimizi yapmamıza izin veriyor. Solidity'yi seçebiliriz. Aynı zamanda Mac'teyseniz Command-S, Windows'taysanız yanlış hatırlamıyorsam Ctrl-S ile kısa yoldan compile edebilirsiniz kodlarınızı. Ya da auto-compile'ı seçerseniz her yaptığınız değişiklik otomatik olarak tekrar compile olacaktır. Ama bilgisayar kaynaklarınızı fazla kullanabilir veya sürekli hata verebilir siz daha yazma aşamasında olduğunuz için. O yüzden ben kolayca genelde Command-S ile kısa yoldan compile ediyorum. Kodu incelemeye devam edelim. Eğer kontratımıza, bu kontrat dosyamıza farklı bir dosyadaki verilere erişmek istiyorsak, örneğin bir kütüphane dahil ediyoruz diyelim ya da farklı bir kontratın arayüzüyle etkileşmek istiyoruz. O zaman bunları import diyerek, dosyanın yerini belirterek bu şekilde kodumuza dahil ediyoruz. Böylece bu koddaki değişikliklerimiz o dosyayla etkileşebiliyor oluyor. Örneğin ben buradaki storage nokta sola erişecek olsaydım şöyle yapardım. Nokta slash aynı dizinde bu dosyayı arayacağından bahsetmemize yarıyor. İki nokta koyarsanız bir üst dizinde, yani şu ana dizinimizde bu dosyayı arayacaktır. Bu şekilde bir alt tire deyip bu şekilde yaparsanız da herhangi bir hatasız compile ettiğini görebiliriz. Ayrıca bu şekilde her satırımızı noktalı virgülle bitiriyoruz. Aynı şekilde kontratımızın içinde de öyle olması gerekiyor. Şu an bu kontratla etkileşmeyeceğim için bu satırı siliyorum. Bu şekilde doğrudan GitHub linki vererek ya da daha önceden buraya tanımlanmış Open Zeppelin gibi kütüphanelerin bu şekilde tanıtarak da kodlara ulaşabilirsiniz. Open Zeppelin akıllı kontratlar için çeşitli standartlar geliştiren bir kuruluş. O yüzden böyle kolayca Remix'ten erişebilmenizi sağlıyorlar. Aynı şekilde kendi lokalinizden de erişecekseniz Open Zeppelin'i NPM ile indirmeniz gerekiyor. O zaman da böyle erişebiliyor olacaksınız. Şimdilik bunda nasıl eriştiğimiz önemli değil. Sadece import satırını göstermek için ekledim. Burada ownable denen kütüphane kontratlarımıza bir sahip atamamızı ve sonrasında bu sahibi çeşitli roller tanımlamamıza yarıyor. Eğer bir bu şekilde kontrata dahil edecekseniz şu şekilde inheritance yapısında is ownable şeklinde belirtmeniz gerekiyor. Böyle yaptığınızda ownable.sol'de yer alan tüm fonksiyonları, tüm demeyelim, tüm erişilebilir konumda olan fonksiyonlara names kontratımızdan da erişebiliyor olacağız. Compile ettik. Burada compile edilen çeşitli dosyalar yer alıyor. Örneğin ownable.sol'da dahil ettiğimiz için onu da ayrıca compile etti ama bizim asıl kontratımız, erişmemiz gereken names.sol. Burada çeşitli seçenekler mevcut. Burada da compile ederken, deploy ederken de karşınıza çıkacak. Burada da doğru kontratı seçmek önemli. Names.sol'e geldim. Burada kontratın bize verdiği çeşitli bilgiler var. Ama burada tek ihtiyacımız olan aslında ABA olacak. Çünkü bunu arayüzümüze tanımlayarak bu kontratta bakın
bu metotlar var, bu fonksiyonlar var, bu değişkenler var. Arayüzden bu şekilde bu veri tipleriyle erişebilirsin gibi şeyler belirtiyor olacağız. Örneğin buradan gelelim. Bizim name count diye bir fonksiyonumuz var. Burada ne gibi parametreler aldığını, tipinin ne olduğunu, görüntüleme kısıtlarının ne olduğu gibi çeşitli bilgiler yer alıyor. Böylece arayüzümüzden kolayca bu kontratla etkileşebiliyoruz. API'nızı da şuradan kolayca kopyalayabilirsiniz. Aynı şekilde byte kodu da veriyor ama bunun da pek ihtiyacımız olmayacak aslında. Burada bir diğer sekme de deploy sekmesi. Buradan cüzdan adresimizi hangi hesaplan işlem yapacağımızı seçerek istediğimiz ağa kontratı deploy edebiliyoruz. Burada Remix'in kendi içinde bir virtual machine'i mevcut. JavaScript VM olarak adlanıyor. Burada bunu seçtiğinizde hiçbir blockchain'e duyurmadan akıllı kontratınızı test edebiliyor olacaksınız. Burada size tanımladığı çeşitli yüz test eteriyle fonlanmış cüzdanlar var. Bu şekilde kolayca kontratlarınızı test edebilirsiniz. Burada az önce bahsettiğim gibi yine doğru kontratı seçmem önemli. Bu kontrat yükleme esnasında iki tane parametre alıyor. Eğer yüklediğimiz kontrat parametre alıyorsa bunları da belirtmemiz önemli. Örneğin bir string ve bir sayıymış. Bunları da burada belirtiyorum. Dediğim gibi buralarda anlaşılmayan şeyler varsa hiç önemli değil. Buraları detaylıca inceleyeceğiz. Sadece buraları tanıtmak istedim. Burada deploy anındaki parametrelerimizi girip transact'e basarsak kontratımızın deploy edildiğini görebiliriz. Tabii ki buradaki test ana, burada işlemin onaylandığına dair bir çıktı da var. Burayı detaylı inceleyebiliriz sonrasında. Şimdilik geçiyorum. Burada kontratımızın bir arayüz benzeri yapısı geliyor. Burası sayesinde kolayca kontratla etkileşebiliyoruz. Yoksa ne yapmamız gerekiyordu? Doğrudan bu ABI aracılığıyla kendimize bir arayüz oluşturup oradan fonksiyonları çağırmamız gerekiyordu. Burada Remix kolayca bunu yapıyor. Burada çeşitli fonksiyonları, çeşitli değişkenleri kullanarak kontratla etkileşebiliyor olacağız. Şimdi biraz bu kontratın ne yaptığını inceleyelim. Sonra bu arayüz aracılığıyla kontratla konuşalım istiyorum. Burada constructor dediğimiz kısım aslında kontratın yükleme, deploy esnasında hangi parametreleri alacağını belirtiyor ve bu parametrelerle işlemler yapıyor. Örneğin ben burada owner name isimli bir string tutmuşum, yani yazı. Ben buraya constructor'da adımı yazıyorum ve böylece bu işlem bu değişkene yazılmış oluyor. Burada public diye bir ibare var. Bu da bu değişkenin sonrasında hem kontrat içinde hem kontrat dışında tamamen erişilebilir olduğunu belirtmiş oluyorum. Örneğin burada owner name'i bulalım. Bastığımda ulaş yazısına döndü. Burada owner name'i hem kontrat içinden erişebiliriz, hem de dışarıdan herhangi biri gelip burada owner name neymiş diye sorgulayabilir. Ayrıca burada bir array'imiz mevcut. Array'leri de bu şekilde tanımlıyoruz. Değişken adının yanına boş köşeli parantez girerek bunları da detaylıca inceleyeceğiz. Burada da names diye bir array tanımlamışız. Burada da birçok adı saklayabiliyor olacağız. Ayrıca burada da private adını verdiğimiz, adı demeyelim, private olarak kısıtladığımız bir değişken var. Bunu da integer, yani sayı olarak tanımlamışız. 256 bitlik. Bu da 2 üzeri 256'dan eksi 2 üzeri 256'ya kadar değerler alabiliyor. Bunu da yine constructor'da belirliyorum. Private olması ise yalnızca bu kontrat klası içerisinde erişilebilir olduğu anlamına geliyor. Yani biri dışarıdan gelip lucky number neymiş diye bu kontrata soramıyor. Ama bunun private olduğu şu yanılgıyı getiriyor. Evet, bu private bir değişken, kimse asla erişemez. Yani ben burada bir şifre saklayabilirim. Hayır, saklayamazsınız. Bu private yalnızca bir erişim kısıtlaması anlamına geliyor. Siz o şifrenizi yazma transaction'ında aslında hash'le de olsa bu private değişkene aktaracağınız değeri açık etmiş oluyorsunuz. Yani private sadece bir erişim kısıtlaması anlamına geliyor. Asla buraya eklediğiniz verilerin saklı olduğunu düşünmeyin.
Burada da private değişkenler aslında private değildir diye güzel bir makale vardı. Onu da paylaşabiliriz. Çeşitli fonksiyonlarımız mevcut. Onlara bakalım şöyle. Daha güzel inceleriz. Bir fonksiyonu function deyip, fonksiyonun adını tanımlayıp, parantez içerisinde tüm tipleri belirterek değişkenleri yazıp, sonrasında da yine bu fonksiyona kimlerin erişebileceğini belirterek yapmış oluyoruz. Public demek herkes bu fonksiyonla erişip çalıştırabilir anlamına geliyor. Örneğin add my name ne yapıyor? Burada names adını verdiğimiz array'e my name parametresini yolluyoruz. Ve onu bu parametreyi array'e ekliyor. Nasıl yapıyoruz? Add my name gelip buraya örneğin ailemi yazıp bu fonksiyonu çalıştırırsam bu fonksiyon başarılı bir şekilde çalışmış oluyor. Ve names array'ine örneğin sıfırıncı indekste ulaş vardı. Çünkü onu constructor'da ekledik. Bir de de alim gelmiş oluyor. Ama 2'nin boş olduğunu görebiliriz. 2 çalıştıramadım. 2 yok aslında. Burada revert oldu. Çünkü ikinci indeks yok. Solidity'de de indeksler sıfırdan başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Biz burada dinamik bir array belirttiğimiz için burada sınırsız sayıda demeyelim 2 üzeri 256 tane değişken saklayabiliyor oluyor. Solidity'de değişken sınırımız 2 üzeri 256. Yani bu aslında çok büyük bir sayı. O yüzden genelde sorun yaşamadan kullanabiliyoruz. Bununla ilgili de muhtemelen bir sonraki dersimizde detaylı bir değinme yapacağız. Birazdan bu kontratı ben test ağına deploy edeceğim ve adresini paylaşacağım. Herkesin gelip burada add my name fonksiyonunu çağırarak bu kontratla etkileşmesini bekleyeceğim. Çünkü bu public bir fonksiyon. Herkes rahatça gelip bunu kullanabilir ve kontratta değişiklikler yapabilir. Kontrat değişkenlerine değişiklikler yapabilir. Tabii kontratı deploy ettiğimiz için bakın değiştiremiyoruz hiçbir şeyi. Örneğin burada farklı bir adresten cüzdanımı değiştirerek bu kontrata erişeyim. Gelip buraya bir isim yazarak yine bu kontratı çalıştırabiliyorum. Çünkü bu public bir fonksiyon ve hiçbir kısıtlama yok. O yüzden herkes bu kontrata bu fonksiyonla erişebilir. Şöyle ilerleyelim. İçeride neler oluyor ona bakalım. Bu array'e bu parametreyi ekliyoruz. Zaten detaylı bir şekilde sonra inceleyeceğiz. Burada isAdded diye bir fonksiyonumuz var. Bu da belirtilen parametredeki ismin bu array'de yer alıp yer almadığını kontrol ediyor. Ne yapıyor? Array ne kadar uzun diye bakıyor. Burada bir döngü çalıştırıyor. Ve eğer bulursa true dönüyor. Yoksa false dönüyor. Bu döneceği değeri de burada returns deyip parantez içerisinde döneceği değeri belirterek yapıyoruz. Aynı zamanda birçok değişkende dönebiliriz. Bunları da detaylı inceleyeceğiz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey de view modifier'ı. Bu view'da bu fonksiyonun sadece kontrattan veri okuyabileceğini belirtiyor. Yani ben bu fonksiyonu çağırdığımda örneğin burada alim adı var mı diye kontrol ettiğimde true döndü. Ben az önce eklemiştim. Ama gelip İsmail var mı diye bakarsam false döndü. Çünkü buna eklememiştik. Burada belirttiğimiz şartlara göre dönüşünü yapıyor ve ne sorarsam sorayım A'da hiçbir şey değişmediği için değişkenlerim müdahale etmediği için bunu view olarak nitelendiriyoruz. Bunları da detaylı inceleyeceğiz. GetNames de aslında bizim array'imizin tamamını dönmeye yarıyor. Buraya bastığımda array'deki tüm isimler döndü. Name count aynı şekilde bu array'in uzunluğunu dönüyor. 3 isim eklemiştik. Burada 3 tane değişken yer alıyor. Bunu belirtti. Peki bu eklediğimiz ownable neydi? Bu ownable'ın içinde şuradan bulalım. Ne kadar
buradan uzaktan bağlansak da bunun bir kopyasını Remix bizim için buraya getiriyor. Çünkü bu aslında indirilmesi gereken bir şey. Sadece bize bir kolaylık yaptı. @OpenZeppelin diyerek erişmemizi sağlayarak. Ownable'da owner adı verilen bir değişkende kontratı deploy eden kişi tutuluyor. Eğer biz Ownable'ı inherit ettiysek. Sonrasında owner fonksiyonuyla bu değişkene erişebiliyor oluyoruz. Ve only owner adını verdiğimiz modifier'ı fonksiyonlarımıza ekleyerek, bakın şurada ekledim, çeşitli kısıtlamalar getirebiliyoruz. Örneğin ben demişim ki change owner's name'i sadece owner çağırabilsin. Böylece herhangi bir adres gelip, şurada ikinci adresimiz seçiliydi örneğin, change owner's name fonksiyonunu çağırıp gelip buraya örneğin owner'ın adına Caner yap diyemiyor. Bakın hata döndü. Çünkü burada biz only owner olarak belirtmişiz. Bunu da modifiers konusunda detaylıca inceleyeceğiz. Burada da kısaca bahsetmek istedim. Örneğin ilk cüzdanımıza dönelim. Burada owner's name'i kolayca değiştirebiliyorum. Hemen owner name'i çağıralım. Değiştiğini görüyoruz. Burada bahsedeceklerim bu kadar bu kontrata dair. Bir önemli şey de akıllı kontratların birinci satırına bu şekilde bir lisans identifier ekliyoruz. Örneğin ben burada bu kontratı herhangi bir lisans belirtmediğimi yazmışım. Ama bunu böyle genelde MIT lisansı kullanılıyor. MIT, GPL 3 sanırım bu şekilde lisanslar belirterek kontratımızı kimlerin kendi amaçlarıyla kullanabileceğini belirtmiş oluyoruz. Örneğin en sık kullanılan MIT lisansında diyoruz ki siz benim kodumu özgürce kullanabilirsiniz. Yeter ki bu kodu kar amaçlı kullanmayın. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Open source konusunda bu lisansların nasıl çalıştığını, ne gibi kısıtlamalar getirdiğini detaylıca inceleyebilirsiniz. Burada bunu sildiğinizde herhangi bir sorun olmayacak. Zaten bir comment satırı. Comment'ı da bu şekilde iki yatay çizgiyle ya da JavaScript'teki gibi şöyle yapabiliyoruz. Bunları da detaylı style guide konumuzda inceliyor oluruz diye düşünüyorum. Şöyle ilerleyelim. Burada da deploy ettiğimiz kontratın adresini kopyalayabiliriz ya da direkt silerek instance'ını ortadan kaldırabiliriz. Şimdi bir de bu kontratı gerçek ağa yükleyeceğiz. Bunun için de şuradan öncelikle environment'ımı değiştiriyorum. Environment'ta injected web3'ye basarsanız bu sizin metamask'iniz anlamına geliyor. Bir dakika. Burada Brave'de erişmeye çalıştı. Brave cüzdanımızı kaldıralım. Şöyle yapalım. Chrome'da devam edelim. Burada nasıl yapacağımıza şu an emin değilim. Bir dakika bekletiyorum. Kaydı durdurayım hatta. Tamamdır. Buradan devam edebiliriz. Brave tarayıcısının kendi dahili bir cüzdan olduğu için Remix oraya bağlanmaya çalıştı. Ben de hızlıca devam etmek adına onu nasıl çözeriz diye bakmadım. Burada Chrome'da benim hazır cüzdanımla doğrudan etkileşiyor olacağız. Burada Injected Web3'yi seçiyorum. Artık Remix doğrudan MetaMask aracılığıyla işlemleri ağa duyurarak kontratı deploy ediyor olacak. Burada çeşitli ağlarım mevcut. Yine Rinkeby'i seçiyorum. Rinkeby'de çalışacağım. Kontratımı compile etmiştim zaten. Gelip burada deploy edeceğim. Kontratı seçiyorum. Yine çeşitli parametreler alıyor benden. Böyle giriyorum. Bu gaz limit bahsettiğim kontratın deploy aşamasında ne kadar gazlık bir harcama limiti verdiğimi belirtiyorum.
genelde bunu değiştirmenize hiç gerek olmuyor. Çok karmaşık bir kontrat deploy etmeye çalışıyorsanız burada bunu yükseltmeniz gerekebilir. Ama şimdiye kadar birkaç defa başıma geldi. Yine bu aşamalarda pek ihtiyacımız olmayacak. Bu value kısmı da bu transaction'ı gönderirken ne kadarlık bir işlemde gönderdiğimizi belirtmiş oluyoruz. Şu an constructor'ımızda herhangi bir ücret alma durumu olmadığı için burada bir değer göndermemiz gerekmiyor. Ama kontrata deploy ederken bir miktar da Ether'i kontrata göndermemiz gerekseydi, o zaman burada örneğin Ether seçip 2 Ether yazacaktık. Bunu aynı zamanda ileride çeşitli fonksiyonlarla etkileşirken fonksiyonlara bir miktar Ether göndermek istiyorsak yapacağız. Şimdiki sıfır giriyorum. Burada transact'e bastığımda yine küçültelim. Bizden bir MetaMask uyarısı gelecek. Umarım görünüyordur. Yine tam emin değilim. Şöyle yapalım. Tamam. Burada kontrat deploy ettiğimize, Remix sitesiyle bir etkileşim yaptığımıza yönelik bilgiler geldi. Burada eğer farklı bir kontratla etkileşiyorsak yine kontratın hangi metodunu çağırdığımıza yönelik bir ibare çıkabilir. Örneğin herhangi bir Ether değeri ödemiyorum. O yüzden burada herhangi bir value ibaresi yok. A ne kadar gas fee ödediğime dair bir öneri çıktı MetaMask'ten. Bunlar her zaman birebir doğru değerler olmuyor. Ağ şartlarına göre değişiyor. Bizim max olarak belirttiklerimizden düşük çıkabiliyor. Ama ortalama bu kadarlık bir test eterini Rinkeby ağına ödeyeceğimizi görmüş oluyoruz bu işlemi tamamlamak için. Burada edit kısmına geldiğinizde MetaMask size bu gaz ayarları önerisinin Remix tarafından yapıldığını ve değiştirmek isteyip istemediğimizi soruyor. Detaylara inerseniz işlemi gerçekleştirmek için ne kadar gaz limit belirlediğini ve gaz limit her gaz başına ne kadar gıveyi ödemek istediğinize dair değişkenler var. Çok detaylı araştırmadıysanız bunları değiştirmemenizi öneriyorum genelde. Ama Ethereum'da daha önce işlem yaptıysanız bunların nasıl çalıştığına muhtemelen hakimsinizdir. Burada da işlemimizi daha hızlı veya daha yavaş yapmaya yönelik önceden hazırlanmış gaz ayarları var. Bunu yaptığınızda gıveyi cinsinden olan fiillerin değiştiğini görüyorsunuz. Ama bunları değiştirmeyeceğim ben şimdilik. Burada confirm'e bastığımda bu işlemin ağda onaylanmasını bekliyorum. Rinkeby'de ne zaman bloklarda yer ederse o zaman işlem tamamlanmış olacak. Burada tamamlanan işlem için otomatik olarak burada bir kontrat instance'ı oluşacak. Ve ben yine Virtual Machine'de çalışır gibi bu fonksiyonlara erişebileceğim. View fonksiyonlar için yani herhangi bir işte veriyi değiştirmediğim, yalnızca değişken okuduğum fonksiyonlar için herhangi bir gaz ücreti ödememe ya da MetaMask'ten bir işlem onaylanma gerek yok. Çünkü bunlar ağda okunabilir şekilde açık olarak yer alıyor. Örneğin get names dediğimde bu bir view fonksiyonu olduğu için herhangi bir onay yapmadım. Ama bir isim ekleyelim. Örneğin buraya yine alim ekleyelim. Add my name'e bastığımda bana bir işlem onayı geldi. Çünkü bu bir view fonksiyon değil. Ağda değişkenler oluşturacak, bazı verileri değiştirecek. Bunun için benim bir ücret ödemem gerekiyor. Ethereum'daki her işlem olduğu gibi. Yine confirm dediğimizde işlemin onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandığında burada get names değişkenleri altında alemi de göreceğiz örneğin. Bastım. Geldi. Şimdi video çok da uzadı. İlk video olduğu için biraz uzun oldu. Benim de ilk defa bir eğitim videom oldu. O yüzden bir hata olduysa kusura bakmayın. Diğer videoları daha kısa ve daha öz olarak planlayıp daha güzel bir şekilde yapacağız. Benim sizden isteğim şu olacak. Burada örneğin benim kontratımın deploy edildiği adres var.
Bunu da şuradan görebiliriz aslında. Etherscan üzerinde bu kontratın 1 dakika önce deploy edildiğini ve bir transaction gerçekleştiğini görebiliriz. Az önce son transaction'ımız henüz buraya yansımamış. O da birazdan geliyor muhtemelen. Bu bizim kontrat adresimiz. Ben size video detaylarında bu kontrat adresini paylaşacağım. Sizin yapmanız gereken buraya gelip bu kontratı da GitHub'da paylaşıp linkini ekleyeceğim. Compile ettikten sonra bu kontratın adresini buraya yazarak kopyalayamamışız. Bu kontratın instance'ını buraya getirmeniz olacak. Eğer siz bu kontratı doğru şekilde kopyalayıp hiçbir şey değiştirmeden compile ederseniz buradaki et adrese basarak, bu tabii ki burada doğru kontratla seçerek bu kontratın tüm fonksiyonlarıyla kolayca etkileşebiliyor olacaksınız. Sonrasında gelip buraya adınızı yazarsanız ben sizin bu kontratı etkileştiğinizi göreceğim. Lütfen bana küfretmeyin. Çünkü blockchain'e yazılan şeyler değiştirilemiyor. Onun dışında istediğiniz gibi buraları kurcalayabilir. Kontratın nasıl çalıştığına bakıp anlamaya çalışabilirsiniz. Zaten gelecek videolarımızda birçok konuya değinip çok farklı uygulamaları beraber kodlayacağız. Şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli bir eğitim süreci olur ve Türkçe'ye güzel bir kaynak kazandırmış oluruz. Sorularınız için de Discord kanalımızı video açıklamalarına ekleyeceğim. Oraya katılarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Herkese iyi günler diliyorum.